Sayın Taceddin Bayır, buyurunuz Sayın Bayır. Değerli Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Sürem kısıtlı olduğu için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kurumlar arasında kısa değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nü kısaca değerlendirecek olursak, bor, korona sürecinde faydalanamadığımız bir maden olarak karşımıza çıktı. Korona sürecinde partili Cumhurbaşkanı'nın bor dezenfektanı haklarında reklam, satış talimatı işe yaramamış olacak ki piyasada dezenfektan işletmeleri için hala yüksek sabit maliyetlerden fiyatlarla satılmaktadır. Bizim belediyelerimiz ücretsiz dağıtımı yapmasa evlere dezenfektan ulaşmayacaktır. İyi ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Maskeyi dağıtamayan, sokağa çıkma yasağını yönetemeyen, esnafın yükünü karşılayamayan bu iktidar bor dezenfektanı da ne yazık ki evlere ulaştıramamıştır. Ücretsiz olarak verememiştir. Partili Cumhurbaşkanı Sayın Bakan Fatih Dönmez'e 24 Mart 2020 tarihinde gerçekten söylediğiniz şu dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanı da bu açığı kapayalım demiştir. Bundan bize de bir tane gönderin. Aman elimizi mahvetmesin ifadelerini kullanmıştır. Bunları basından medyadan okuduk. Sayın Bakanım, şimdi size soruyorum. Bakanlık bor dezenfektanı için herhangi bir reklam kampanyası yürütmüş müdür? Bunun sonucunda ne kadar ihracat gerçekleştirmiştir? Bu talimattan sonra ülkelere dezenfektan ve deterjan satışı olmuş mudur? Yaklaşık 23 milyon TL'lik bütçeli kurumlar daha ne kadar işlevsiz biçimde çalıştırılacaktır? Bu sorularımın cevaplandırılmasını istiyorum. Sayıştay'ın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bulgularında da dikkat çeken detaylar vardır. 2019 başında 12.3 milyon ödenek tahsis edilmiş olan bu kurum, diğer kalemlerde yılbaşındaki ödeneğe kıyasla düşük harcamaya giderken yıl sonu itibarıyla mal hizmet alım giderlerinde yılbaşı ödeneğinin 2,5 katı kadar harcamayı yani 28 milyon TL'yi niçin yapmıştır? 2019'da 28 milyon TL mal hizmet alımı yapan MAPEK, hukuki statüsü değiştirildiği ve bağlı kuruluş haline getirildiği 2018'den beri taşınmazları için neden tahsis ve devir talebinde bulunmamıştır? Taşınmazlarının kaydı niçin yapılmamıştır? MAPEK kanunen iç kontrol ve denetim sistemi kurmak zorunda olduğu halde bunu niçin yapmamıştır? İç kontrol sisteminin sadece bir veri dosyalama işi olmadığı, bunun yönetim destek sisteminin temeli olduğu ve kurumun karşı karşıya kalacağı riskleri tespit etmeyi de sağladığını belirten Sayıştay'ın uyarısına rağmen bu sistem neden faaliyete geçirilememiştir? Bu sistemin elektronik ortamda kurulmaması halindeki eski sorunların süreceğini belirten Sayıştay'ın uyarısından sonra bu işlem yapılmış mıdır? Yoksa sizler de birileri gibi ben Sayıştay, Mayıştay tanımam, bildiğimi okurum anlayışında mısınız? Birileri Anayasa Mahkemesi'ni, birileri Sayıştay'ı tanımam diye başlarsa bu işlerin sonu bu ülkede nereye gider? Değerli Başkan, Sayın Milletvekilleri, EPDK Sayıştay'ı resmen kara listesine girmiştir. Kendi kestiği cezanın peşine düşmeyen EPDK, yeni elektrik piyasası kanunuyla enerji alanında yeni etkiler aldı. Elektrikte kayıp kaçak hedefinin tutmadığı, yeni torbayla acı da olsa itiraf edilerek ne yazık ki faturalara bu bedelin 5 artı 5 yıl daha yansılacağı madde eklenmiştir. Üstelik bu da yetmezmiş gibi 1 Ekim'de elektriğe sadece %5.7 zam yapılmıştır. Kayıp kaçak bedellerinin alınmaması ilgili 2015 yılında top 2020'ye atılmış, bu bedeller atılmayacak demiştiniz. 2020 yılına geldiğimizde ise şimdi
2025 yılını işaret ediyorsunuz ve diyorsunuz ki hatta şimdi partili cumhurbaşkanına yetki vererek bu yetkiyi 2030 yılına kadar uzatıyoruz. Soruyorum, bu millet kullanmadığı elektriğin bedelini ne zaman ödemeyi bırakacak? Son olarak, bu bütçe halkın bütçesi değildir. Bu bütçe refahı değil, açlığı, mutsuzluğu getiren bir bütçedir. Bu anlamda hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.